Anadolu'nun manevi mimarlarından Şeyh Hamidi Veli Hazretleri 1331 yılında Kayseri'de doğmuştur. İlk eğitimini Horasan erenlerinden olan babası Şemseddin Musa Kayseri'den almış, genç yaşlarında ailesinin yanından ayrılarak ilim irfan peşinde birçok diyar gezmiştir. Sumunlar Müminler nidasıyla Bursalıların gönlünde taht kurmuş, halk arasında Somuncu Baba lakabını almıştır. Bursa Ulu Camii'nin açılış hutbesini irad etmiş, ilmi ve manevi büyüklüğü ortaya çıkınca yine yollara revan olmuştur. Gerçekten Anadolu'nun İslami hüviyeti kazanmasında önemli yapı taşlarından birisi Somuncu Baba Hazretleri'dir. Somuncu Baba Hazretleri 14. 15. yüzyıllarda yaşamış ama sadece Bursa'yı değil, şimdiki tabirle birçok ülkeyi, o tabirle birçok coğrafyada insanların maddi ve manevi eğitimlerinde rol almış abide şahsiyetlerden bir zattır. Kendi yaşadığı alana baktığımız zaman Horasan'dan, yani Horasan ilinden sülalesi gelen Kayseri, Bursa, ondan sonra Adana, Şam, Mekke, Medine, Aksaray'da bulunan, Darende de sona eren hayatın çok bereketli geçtiğini görüyoruz. Onun ilimle irfanı bir arada bulunduran manevi bir büyüğümüz olarak görmek ve Anadolu'yu irşat edenlerden kabul etmemiz gerekir. Somuncu Baba'yı tabii Osmanlı'nın kuruluşuyla birlikte değerlendirmek lazım. Osmanlı'yı dünya platformunda önemli noktalara taşıyan unsurlardan biri de manevi çerçevedir. O manevi çerçeve en başta Şeyh Edebali çevresinde gelişmişti. Sonra Yıldırım Beyazıt döneminde Somuncu Baba var. Somuncu Baba'nın faaliyetlerini o dönem içerisinde çok iyi algılamak lazım. Mustafa Necati Sepetçioğlu Bu Atlı Geçit'e Gider romanında Somuncu Baba'dan bahsediyor. Gençleri yeteneklerine göre kendi çevresinde toplayan ve topluma manevi bir çerçeve çizmeye hazırlanan, daha doğrusu çizen bir veli, bir seyit de anlatıyor Somuncu Baba'yı, insanlara ekmek dağıtan ama en önemli cephesini gençleri yetiştirmek üzerinde kuran. Ömrünün son kısmında Malatya'nın Darende ilçesini mekan tutan Şeyh Hamidi Veli Hazretleri, 1412 yılında Darende'de vefat etmiş, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin kıldırdığı cenaze namazı sonrasında halvethanesinin bulunduğu yere defnedilmiştir. Somuncu Baba Şeyh Hamidi Veli hem Bursa'da, hem Aksaray'da hem Darende'de Anadolu'yu karış karış işlemiş, tasavvuf yolunu göstermiş, insanları irşad etmiş bir büyük veli. Böyle büyük veli zatların kabirleri de çok yerler izafe edilir. Oysa arşiv vesikalarında Somuncu Baba Hazretleri'nin Darende'de hemen caminin kurbunda olduğu kesin kayıttır. Zira gerek vakıf tahsisat defterlerinde, gerek buradaki caminin tamiratıyla ilgili defterlerde, gerek silsile namelerde, yani arşiv kayıtlarında şu yazılıdır. Sivas vilayeti dahilinde Darende kazasındaki caminin hemen kurbunda defini ıtırnak olan o nurlu, güzel kokulu kabri hemen oradadır diye ifade olunur ki bu gerçekten çok önemlidir. Ancak bir oğlu Yusuf-u Hakiki Baba Aksaray'dadır. Diğer bir oğlu Halil Tayvi Hazretleri hemen kendi yanında metfundur. Buna rağmen bilinmeyen, kabrinin yeri de şu anda malum olmayan yine bir oğlu Muhammed Tayvi ve kızı Mahmude Hanım da vardır. Somuncu Baba Hazretleri gerçekten
Darende'nin de maddi manevi irşad ehli olmuştur. Bugün de şuracıktan bütün dünyaya bu irşadı devam etmektedir deriz. Bir kez daha şefaatlerine nail olalım inşallah. XIV. Yüzyıl tarihi eserlerinden olan dergah bölümü, zamanla türbe ve cami olarak kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı padişahları, gönderdikleri fermanlarla Somuncu Baba Hazretlerinin türbesine ve evlatlarına sahip çıkmıştır. Bu fermanlar ve belgeler külliye içerisinde sergilenmektedir. Bir kere şöyle güzel bir tarafı var. Oralar tabii elden geçirildiği için, tekrardan güzel bir hale getirildiği için adeta kendinizi böyle bir Osmanlı şehrine giriyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani bu yaşamış olduğunuz modern çağın o kaba bina inşaatlarından soyutlanıp kendinizi böyle değişik bir Osmanlı dönemine giriyormuş gibi hissediyorsunuz. Ve böyle mekanlarda gezdiği zaman insan dinleniyor. Hakikaten öyle. Yani insanın adeta kendi ruhunu ona katmış olması, orayı yapan insanların sizi biraz daha fazla kucaklıyor ve orada ibadet yapmaktan biraz daha fazla keyif alıyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Bize nasip oldu işte Hamidi Veli Hazretleri'nin kabrini de ziyaret etmek. Yani orası bir kere Hamidi Veli Hazretleri'nden kaynaklı tabii ki. Bir cazibe merkezi olmuş. Şöyle bir şey olmuş. İnsanlar onun vesilesiyle oraya geliyorlar, camiye giriyorlar. Değil mi? Hamidi Veli Hazretleri ziyarete gelen insan camiye giriyor. Bu çok önemlidir. Bunun yanında caminin etrafında bulunan diğer yapıları, oradaki hizmet için inşa edilmiş olan binaları görüyor. Güzel de bir tokma çayı var zaten. Orada gezme imkanı oluyor. Yani ben oraya gelen insanların, Hamidi Veli Hazretleri vesilesiyle gelen insanların hem gözlerini hem de gönüllerini doyurduklarını, doldurduklarını düşünüyorum. Uzun yıllar zaviye ve medrese olarak insanlığa hizmet eden Şeyh Hamidi Veli Camii'nin baniliğini Somuncu Baba Hazretleri'nin ahfadı üstlenmiştir. Onun neslinden gelen evlatları türbenin imar ve ihyası için hizmetlerde bulunmuştur. Bendeniz Darende'ye yaklaşık 2-3 defa gittim. Tabii farklı bir şehir olduğunu gördüm. Orada gerek Somuncu Baba'nın rahmetullahi aleyhin, gerekse Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin şehir üzerinde bir ilçe olmasına rağmen çok büyük etkilerinin olduğunu gördüm. Bu etkiler hem estetik açıdan, yani güzellik açısından, şehrin güzelliği açısından, maneviyatının gelişmesi açısından hem de fizik açısından çok farklı olduğunu tespit ettik. ...1990-2000 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün onayıyla Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından proje çalışmaları yapılmış, türbe bölümü aslına uygun şekilde restore edilmiştir. Allah neyi yarattıysa en kalitelisini yarattı. Estetiği de Allah yarattı, o duyguyu da Allah bize verdi. Fakat bu estetik duygusunun, kalite duygusunun açığa çıkmasında bizler yeterli gayreti göstermekten uzak yaşıyoruz. Gördüm ki bu kalite duygusunu da, estetik duygusunu da buralarda ziyadesiyle sergilemişler değerli dostlarımız. Şimdi bunun sunumunda da bir ruh katmışlar içine. Samimi bir ruh katmışlar. Şimdi hangi yaşam standartına sahip olurlarsa olsunlar ki bugün gördüm çok sayıda ziyaretçi. Yani her türlü meşrebi olan insanların çok saygıyla buralarda gezip dolaştıklarını, hürmetle dolaştıklarını gördüm. Onlar hem estetiği, kaliteyi ve onların hepsinin üzerinde samimi ruhu burada hep birlikte gördük.
Her yıl binlerce misafir ağırlayan Somuncu Baba Külliyesi dahilinde Somuncu Baba Türbesi, Hulusi Efendi Haziresi, Ek ve Yeni Cami bölümleri, müze, kütüphane, Tac Kapı, Hamidiye Çarşısı ve Şadırvan, Kudret Havuzu, Somuncu Baba Çilehanesi ve Tohma Kanyonu mesire alanları bulunmaktadır. Avrupa'ya gidenler sık sık şeyden bahseder. İşte biz gittik, burası şöyle güzel, burası böyle güzel. Adamlar işte bilmem bakıyorlar, adamlar. Somuncu Baba son dönemde o yapılan özellikle vakıf hizmetleri ve işte binalarla, müştemilatla. Açık söyleyeyim, Konya'daki Mevlana Hazretleri'nin bulunduğu ortamla kıyaslamak gerekirse çok daha böyle modern, böyle insanların hizmet odaklı, kolayca her şeye ulaşabileceği bir alanda. Fakat her ne olursa olsun, bunlar ne kadar kıymetli olursa olsun, mübareğin çekim gücü çok farklı. Yani duvarlar taş olabilir. Fakat o duvarlara ruh veren, orada yaşayan insanlardır. Benim Darien'de de gördüğüm, işte camide namaz kılarken hissettiğiniz huzur, mübareğin huzuruna çıktığınızda işte o manevi duygu çok daha kıymetli. Beni celbeden o ruhun kaybolmaması. Külliyenin her türlü bakım, onarım, tadilat, temizlik, güvenlik ve çevre düzenleme işleri Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Asıl yaşanması gereken, nefes alması gereken havayla, suyla, tabiatla, ilahi olanla irtibatını en iyi şekilde kurması gereken, kurabileceği, dolayısıyla huzuru bulabileceği, kendine gelebileceği yer burası. Burada yapılan çalışma, vakıf çalışması, dolayısıyla oluşturulan o nezih ortam, manevi ortam, insan gelince burada gerçekten kendine geliyor, rahatlıyor, nefes alıyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim, ilginç gelecek size. Ben cennetten bir köşe burası dedim. Yani cennet olsa nasıl bir yer olur? Herhalde böyle bir yer olabilir. Asil milletimizin kalbinin attığı bir yerdir burası. Burada dinimize, tarihimize, kültürümüze bağlılığımızı tazeleriz. Her taşı, buradaki her detay, içtiğiniz bir yudum su dahil her şey size sizi hatırlatır. Aynaya bakmış gibi oluruz, kendimizi görürüz. Fatih Sultan Mehmet merhumun hocası Akşemseddin, onun hocası Hacı Bayram Veli, onun hocası Somuncu Baba Hazretleri. O havayı teneffüs ediyorsunuz. Köklerinizle irtibat kuruyorsunuz tekrar. Burası çok özel. Belli ki çok da güzel bakılmış. Allah nazardan saklasın. Yere elinizde mercimek kadar bir çöp olsa atacak cesaretiniz kalmıyor. Her taraf pırıl pırıl. Abdest alınan yerler, mescid, caminin içi, etrafa bakıyoruz. Bir maddi manevi arınma vesilesi, bir temizlenme imkanı. Bütün milletimizin, evladının, özellikle gençlerimizin böyle yerleri gelip görmelerini, hikayelerini dinlemelerini, irtibatı tazelemelerini çok önemsiyoruz. Siz değerli misafirlerimizi de Darende Somuncu Baba Külliyesi'nin manevi atmosferini teneffüs etmeye davet ediyoruz.